Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere avam projeler için lokal olmayan karbondioksit gazı söndürme hesabı ile ilgili bir video çekiyorum. Yeni hazırlamış olduğum bu Excel'i sizlere tanıtıyorum. Bu Excel'de lokal olmayan olarak ayrıştırdığım konu ise şimdi bir mahalli tamamen gazı söndürme yapıyoruz. Bu lokal olmayan demek. Lokal ise yani bir bölgede hani örneğin çok büyük bir alan var. Sadece şu bölgesinde bir davlumbaz var. İşte hani yemek davlumbazı siz ona yapıyorsunuz. Bu konuyu ayırdım burada. Çünkü bugün bir araştırma yani vaktimin olduğu kadar araştırma yaparak bu konuyla ilgili bir Excel çalışması yaptım. Çünkü konular detaylandıkça baya genişliyor. O yüzden ayırmak gerek. Onu da ilerleyen zamanlarda yapmayı planlıyorum. Şimdi kapalı bir alan var. Bu alanı karbondioksit gazıyla söndürme yapacağız. Şimdi daha önceden ben YouTube kanalımda FM200 ile ilgili yapmıştım. Bu konuda uzun süredir hafızamda yer ediniyordu. Çünkü karşıma da çıktı. Biliyorsunuz panolarda, trafolarda bu sistem kullanılıyor. Özellikle trafolarda tercih ediliyor. Şimdi burada bir örneğimiz var. 6, 5 ve 6 metre olan bir yer olsun. Burası bir trafo odası olsun. Buraya trafo odası diyelim. Trafo. Şimdi bu örneğimizi bu Excel'imizle yapmaya çalışacağız. Test ettim. Şu an bir problem gözükmüyor. Kapsamlı bir Excel yapmaya çalıştım. Umarım katıl üyeleri ne bu ücretsiz olarak verdiğimiz bu Excel'lerden katıl üyelerimiz zaten genelde memnunlar. Sizleri de katıl bölümüne mutlaka bekliyorum. Şimdi burada etil alkol bizim şeyimizi bulacağız. Şimdi trafo ile ilgili olan bölümü bulacağız. Mesela trafo yağı. Çünkü trafo yağı orada zaten yanacak. Yanmak isteyecekse. Bu yüzey yangın olarak adlandırılmakta. Zaten burada farklı bir seçeneği seçtiğinizde derin yangın olarak zaten bu o olayları otomatik olarak sizler için sentezliyor aşağıya doğru Excel. Çünkü eğerli çok çalıştım burada. İşte karbondioksit konsantrasyon oranını getiriyor. Malzeme faktörü, boşalma süresi. Neyin boşalma süresi? İşte gazın boşalma süresi. Hatta burada sizlerin huzurunda şu şekilde daha düzelirsek 1 dakika içinde bu gaz bu mahalle boşalması gerekiyor. Şimdi buraya kadar tamam. İlave açıklama. Bu ilave açıklama şeyden sonra geliyor. Mesela burada yüzey yangınları değil de bunda seçtiğimiz zaman 10'da 7 dakika olayı var. Derin yangınlarda. Bu trafo yağı ve işte patlayıcı ürünlerde 1 dakika olayı var. Şimdi istenen boşalma süresi 1 dakika. Bunu siz daha aşağıya da düşürebiliyorsunuz. Buradan o kırmızı bölüm o yüzden var. Buraya elle yazabilirsiniz. Ya da bu 1 dakikaya alabilirsiniz. İlave açıklamaya gerek yok. Not 100 derece üstü sıcaklıklarda her bir 5 derece için %2 ilave edilecektir. Bunu program zaten otomatik yapıyor. Bakın burada %50'yi seçtiğiniz, yani 150 dereceyi seçtiğiniz zaman zaten %10 ilave yapıyor. Ama burası ortam sıcaklığımız 100 derecenin üstünde çalışan bir yer değil. Bunu fırınlarda değerlendireceksiniz. Biz buraya trafo odası diyelim. Trafo odası. 150 derece bir sıcaklığımız yok. Ortam sıcaklığımız hava şartlarındaki sıcaklık olabilir. Buraya bir 40 derece tanımlayabilirsiniz. Mahal ölçüleri hemen girelim. 6 5 en 6 5 yükseklik 6. Cebri havalandırma bu konu çok önemli. Cebri havalandırma var ise ya da yok ise hani otomasyon kapatmasız otomasyon kapatmalı. Bu çok önemli. Şimdi burada bir havalandırma yapıldıysa tabii şu an bu trafolarla ilgili havalandırma miktarlarını bilmiyorum. O konuya da ayrı bakmak lazım. Çünkü şu ana kadar bir trafo projesi yapmadım. Ama tabii ki bu karbondioksit karşınıza geldi ise zaten oradaki havalandırma bilgisini alacaksınız. Şimdi burada şöyle bir ok çekiyorum. Ya da şöyle fan işareti yapalım. Şurada bir fan olduğunu varsayalım. Burada bir havalandırılan mekan. Önünde de damper var. Şu şekilde. Burada damperin işte
motoru var. İçeride de karbondioksit şeyi var, yangın sensörü var. Yangın algıladığı an bu damperi kapatıyor ise, şöyle kapatıyor ise, bu şeyi seçmeniz yeterli. Burada metreküpü yazacağız ilk önce. Mesela 150 metreküp diyelim ki havalandırma yapıldı buraya ya da 500 metreküp havalandırma yapıldı. Burada otomasyon kapatması seçtiğiniz zaman ilave burada şey yapacaktır. Karbondioksit miktarı ekleyecektir. Bu konuyu şey yapacağız. Metreküp başına 2 kilogram ekliyor zaten. Bunlar önemli. Çok yüksek çıkabilmekte. Bu yüzden otomasyon kapatmalı yapılması en doğrusu. Şimdi ben örneğimde kaç metreküp bilmiyorum olacağını. O konuda bilmediğim için buraya 100 metreküp dedim. Otomasyon kapatmalı dedim ve havalandırmadan bir ilave gelmedi. Mahal alanı şey şimdi o tamam. Hava açıklık durumu optimum seviyede. Bu ne demek? Ya da giderilmeyecek kadar çok açık. Yani diyelim ki buralarda çok pencereler yapılmış. Eski bir mahalle bu inşa edilmiş ise, bu açıklıklar var ise, yani bu açıklıklar var ise bu ilave edilmeli. Yani metrekare olarak mutlaka vardır. Büyük ihtimal bu trafo odası olduğu için. Bu da diyelim ki şuraya 5 metrekare açık alan var. Bunu yazıyorsunuz. Eğer kapalı bir ortamsa bunu yazmıyorsunuz. Mahal alanı zaten bunlar otomatik hesaplanan bir şey. Burada ilaveleri yaptı. 169 kilogram gaz miktarı buldu. Akış hızı ise dakikada 169 kilogram bölü dakika olacak. Burada. Akış hızı o zaten şeyde hesaplanıyor. Diğer derin yangınlarda hesaplanıyor. Burada hesaplanmıyor o. Hatta şöyle bir şuradan seçeneğini değiştirdiğiniz zaman göreceksiniz. Bakın burada akış hızı %30'un 2 dakikasına göre de hesaplıyor. Ama şu an biz trafo ile uğraştığımız için onu ek olarak göstermiş olduk. Şimdi burada 169 kilogram bölü dakika akış hızımız var. Burada 45 kiloluk tüplerden 4 adet seçtik. Yani burada mesela silindir tüp kilogramını değiştirirsiniz. Burada işte 60 kiloluk bir tüp varsa 3 adet yetecek. Şimdi başka bir şeye gelelim. İzin verilen iç basınç. Bu da şu demek. Serbest havalandırma alanını bulmak için. Aslında açıklık alanımız vardı yukarıda. Buna gerek kalmıyor aslında burada. Bu bölümü gizleyebilirsiniz. Diyelim ki yani şu yukarıda 5 metre açık alan girdik. Yani varmış gibi. Şu abarttık yani. Bu olmasaydı, kapalı bir alan olsaydı burada bu tüpten, yani şuraya bir tüp sembolü çizeyim. Şöyle kırmızı yapalım bunu. Bu gaz içeri boşalacaktı. Yani buradan. Bu işe boşalırken, yani basınçla boşalınıyor. Buradan da havanın dışarı çıkması lazım yani. Bunun için bir açıklık istiyor. Yani bir alan istiyor. Buna serbest havalandırma alanı, mecburi bir alan bu. Ama burada zaten açıklığımız olduğu için buna gerek yok. Bu şu görünümden bu şu bölümü açarak şu bölümü gizleyebilirsiniz. Şimdilik bu açık kalsın. Şu bölümü gizleyebiliriz ama tamamen kapalı bir alandır. İşte şeydir, arşivdir, bir yerdir. O şekilde bir açık alan burada şey yapmanız lazım. Burada şimdi izin verilen iç basınç. Burada 0,1 bar. İçerideki oluşacak basıncı ne istiyorsunuz? Yani şimdi duvar yıkılabilir, cam patlayabilir. Yani bunların belli bir sınırda olması gerek. Bunu tabii ki mimarla ya da bir şeyle görüşmek lazım. Çok riskli olmaması için burada işte 0,1 bar yani 10.000 Pascal seçilebilir. Ama tabii ki kapılar mapılar açmak zor biliyorsunuz bu durumda. 50.000 Pascal 50 Pascal zaten biliyorsunuz şey sınırı kapı açma sınırı. Bak bu kadar da büyük bir yani 42'ye 42 santim bir mecburi alan çıkıyor. Ya bunu ne kadar büyütürseniz o küçülüyor. Mesela o bir barda bu çıkıyor. Zarar vermiyorsa bir bar orada cam falan yoksa duvar varsa kalın bir barda alınabilir.
Nozul debisi. Şimdi nozul tipleri var burada. S nozul var. İşte burada radyal nozul var. Bunlar internetten resimlerine bakarsınız. Biz burada S nozul seçtiğimizde S nozulun şimdi debis hani hesabı neye göre yapacaksınız? Maksimum mu önerilen mi? Önerilen de debiyi düşürüyor 34'e mesela. Maksimum debiye göre al dediğinizde 59'a göre alıyor. Önerileri aldığımızda 5 adet nozula çıkıyor. Çünkü direnci azaltmak amacıyla herhalde bu şekilde bir öngörü var. Burada minimum nozul debisi 7 olduğu için zaten bir nozula düşen 34 kilogram. Burada zaten 5 tane nozul çıktı. 5 tane nozulun da çapları belli. Hemen bunu şu an Paint üzerinden çaplandıralım. Bu da şöyle odamıza aldınız. 5 tane dağıtacağımız için 2 kol yaparız misal. Buradan bir tane buraya, bir 3 tane de şuraya yapabilirsiniz. Şu şekilde çaplandırmalara baktığımızda 3 çeyrek, 3 çeyrek, 3 çeyrek. Yani şeyin şurası 1 ile başlıyor. 1 inç. 3 taneye kadar da 20, yani 3 çeyrek. Geri kollarının hepsi 3 çeyrek. 3 çeyrek olarak seçebiliriz. Biraz şu ekran karıştı ama sorun yoktur. Umarım anlaşılıyordur. Bu şekilde boru çaplandırmasını da otomatik sizlere veriyor. Şurada da olmayanları gizlediğinizde bu hesap raporunu ruhsat projenizin arkasına koyabilirsiniz. Peki bu dokümanları kutuma nereden aldın? Biz bunları sorun olmasın. Hani bir kaynak var ise evet var. Bu biraz karışık. Firmaların kataloglarından yaralanarak yaptım. Burada herhalde en çok Fike'de kullanılıyor. Burada şey de var, TÜYAK'tan da aldığımız veriler var. Genelde NFP tam kodunu hatırlayamadım. Özür diliyorum. Şurada TÜYAK'ta var onun kodu. Hemen hızlıca bakalım. TÜYAK'ta biliyorsunuz bir derneğimiz. Bizim ülkemizde gerçekten kaliteli bir şekilde hizmet veren bir dernek. Tam olarak yanılmıyorsam NFP, biraz bekletiyorum. Videonun sonu da olsa sıkıntı yok. Videomuz bitti zaten. NFP 12, evet. NFP 12 tabloları. Evet, NFP 12'den yararlanarak da bu tabloyu oluşturduk. Altta burada data bölümü var zaten. İnceleyebilirsiniz. Bu datalardan verileri çekiyor. Buradaki dataları güncelleyerek olmayan ürünleri ekleyebilirsiniz. Misal şurada ekle bölümü yaptım. Buraya olmayan ürününüzü ekleyebilirsiniz zaten. Örnek veriyorum. Şuraya 10, 12 dedim. Bakın mesela ekle 12 ekleyi seçtiğimde 12 otomatik ses çekecektir. Gördüğünüz gibi. Ama bizim tabii ki onunla işimiz yok. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun.